Değerli izleyicilerimiz, Avusturya'nın gündeminde çok önemli bir konu var. Nedir bu? Bir yasa teklifi var ve önümüzdeki günlerde Avusturya Meclisi'ne gelecek. Bu yasa teklifine göre hükümet başta Müslümanlar olmak üzere dinini yaşamak isteyenleri istediği zaman terörist ilan edebilecek. Diyeceksiniz ki olur mu böyle bir şey? Bal gibi olur. Avusturya Viyana'da 1-2 ay önce yapılan saldırı sonrasında bu olay gündeme gelmişti. Başbakan Kurs bununla ilgili kanun teklifinin de yasalaşacağını söyledi. Ve bundan sonra Müslüman kimliği taşıyan herkes potansiyel birer terörist olarak görülecek. Bu yasa tabi özellikle göçmenler tarafından ciddi anlamda eleştiriliyor. Viyana'nın en önemli meydanlarından bir tanesi olan Aziz Stefan Meydanı'nda toplanan Avusturyalılar Düşünce özgürlüğü tehlikede, yasaya hayır, temel haklar korunmalı yazılı pankartlar açtılar. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dini cemaat temsilcisi ve bazı siyasetçilerin destek vermiş olduğu gösteride Meclis Adalet Komisyonu'nda incelenen terörle mücadele yasa tasarısının düşünce özgürlüğünü kısıtladığına, özellikle sesini yükselten Müslüman aktivistleri hedef aldığına işaret edildi. Maalesef Avusturya'da önümüzdeki yıllar, günler özellikle göçmen kökenliler ya da Hristiyan olmayanlar için daha da zor gibi görünüyor. Avusturya'da değerli izleyicilerimiz korona virüs tedbirleri protesto edildi. Avusturya'nın çeşitli bölgelerinden başket Viyana'da kahramanlar meydanına gelen korona virüs tedbirlerini protesto eden binlerce kişi bu tedbirlerin artık kaldırılması gerektiğini ifade ettiler. Avusturya bayraklarının yanı sıra Kurs gitmeli Başbakan Kurs gitmeli karantina sonsuza kadar mı sürecek yazılı pankartlar açan göstericiler Ring Caddesi'ni trafiğe kapatarak yürüyüş düzenledi ülkede halihazırda süren karantina durumunun uzatılmasına tepki gösteren protestocular bir an evvel kısıtlamaların kaldırılmasını istedi maske ve mesafe kurallarına uyulmayan bu gösteri sırasında aşırı sağcıların ön plana çıktı görüldü bu sırada değerli izleyicilerimiz Covid-19 ile ilgili önlemleri protesto edenleri de başkaları protesto etti. Sol görüşlü protestocular covid 19'u önlemlerini bahane eden aşırı sağcıların gösteri düzenlemesine izin verilmesine tepki gösterdi. İki grubun karşı karşıya gelmemesi için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada her iki gruptan kurallara uymayan kişilere yönelik cezai işlem uygulandığı belirtildi. Evet değerli izleyicilerimiz Avusturya'da bir taraftan da böyle bir durum var. Yani koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ederken sosyal mesafenin korunmaması, gerekli şartların sağlanmaması emin olun ki yarın öbürsü gün bu protestoya katılanlar için çok ağır faturalar oluşturacak. Eminim ki şu anda bu protestonun içerisinde yer alanlarından pek çok koronavirüse yakalanmış vaziyette. Hollanda'da değerli izleyicilerimiz sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçti. Her akşam saat 20.30'dan 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı hayata geçti. Bu yasaklar 10 Şubat tarihine kadar devam edecek. Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtım yapanlar iş yerlerinden alacakları çalışma belgeleriyle sokağa çıkabilirler. Hastalık, acil durum, adli işlemler ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar yasaktan muaf tutulacak. Yasağı ihlal edenlere 95 avro para cezası kesilecek. Herkesi kısıtlamalara davet eden hükümet yetkilileri, sokağa çıkma yasağı uygulanan Avrupa ülkelerinde bunun olumlu sonuçları olduğunu ve kendilerinin de olumlu sonuçlar almak istediklerini ifade ettiler. Yine aynı zamanda değerli izleyicilerimiz, İngiltere ile hava ve deniz yolu Güney Afrika ve tüm Güney Amerika ülkeleriyle hava yolu ulaşımı da artık kapanmış vaziyette. Yeni düzenlemeyle hava yoluyla seyahat edenlerin zorunlu karantinaya gireceği ve karantinada olup olmadıklarının da kontrol edileceği ifade edildi. İngiltere'de görülen COVID-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türü sebebiyle tedbirlerde sıkılaştırma kararı aldıklarını belirten yetkililer durum çok ciddi. Herkes üçüncü dalgaya karşı uyarıyor. Bunu ciddiye alalım diyorlar değerli izleyicilerimiz. Mevcut tedbirlerin daha hızlı yayılan yeni türe karşı mutlak surette hayata geçirilmesi gerektiği de ifade ediliyor. Hükümetin aldığı diğer tedbirlere göre değerli izleyicilerimiz cenaze törenlerine katılabilecek kişi sayısı 100'den 50'ye düşürüldü. Daha önce ev ziyaretlerinde 13 yaşından büyük sadece iki kişi ağırlanabilirken artık 13 yaşından büyük bir kişi evlerde ağırlanabilecek. Ülkedeki ilkokul ve kreşlerin de açılması 9 Şubat'a ertelendi. 9 Şubat'a kadar nasıl bir netice alınacak? Bunu da hep birlikte takip edeceğiz günlük vaka sayılarının 5000 civarında seyretmiş olduğu Hollanda'da covid 19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı 13 günü geçmiş vaziyette Evet ciddi bir rakam 13.000'i geçmiş Avrupa'da korona virüsle ilgili en zor günleri yaşayan ülkelerin başında İngiltere geliyor İngiltere'de 24 saat içerisinde 1500'ün üzerinde insan artık günlük olarak hayatını kaybediyor Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz hükümette almış olduğu tedbirleri sıklaştırma yoluna gidiyor ve yapılan açıklamalara göre sağlık sistemi neredeyse tükenmek üzere. Başbakan Boris Johnson yapmış olduğu açıklamada bakın neler söyledi. Şu anda çok çok kötü bir durumdayız. Çok büyük bir baskı var. Hastaneler savaş alanı gibi diyor. Evet değerli izleyicilerimiz ve devam ediyor. Ülke genelinde ülke genelinde vaka sayılarının şu anda zirveye ulaştığı veya düzleştiği doğru ancak çok hızlı düşüşler görmüyoruz ve bunu kontrol etmemiz gerektiği açık bir şekilde ortada diyor Cansın değerli izleyicilerimiz. Maalesef İngiltere'de durum çok vahim. İngiltere'de yaklaşık 15 milyon kişinin aşılanmasından sonra şartların bir nebze olsun gevşetilebileceği yönünde açıklamalar geliyor. Ancak şunu açık bir şekilde ifade etmemizde fayda var sanıyorum. İngiltere önümüzdeki günlerde eğer bu şekilde devam ederse çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacak. Özellikle virüsün mutasyona uğraması İngiltere için adeta kabusa dönüştü. Maalesef her gün binlerce insan yeni koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçiyor. Hastanelerdeki doluluk oranı da artık zirveye ulaşmış vaziyette. İngiltere'de yaşayan çok sayıda vatandaşımızdan mesaj alıyoruz. Onlar da durumun hiç de iç açıcı olmadığını söylüyorlar. Aman sessiz olun. Kendinize çok çok dikkat edin. İngiltere'de durum şu anda gerçekten kırmızı alarm seviyesinde ve bu durumun önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacağı yönünde emekli TV'nin haber merkezine gelen haberler var. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'de Koronavirüsle ilgili maalesef tablo hiç de iyiye gitmiyor. Mutasyona uğramış virüs taşıyan hasta sayıları günlük yaklaşık 500'e ulaşmış vaziyette. Ancak önümüzdeki günlerde bu durumun daha da ağırlaşması bekleniyor. Ayrıca İsviçre ordusunda bir koronavirüs vakası patladı. Bu nedenle 90 asker karantinaya alınmış vaziyette. 170 askere de test yapıldı. Bakalım netice nasıl çıkacak? Yani İsviçre ordusundaki yaşanan bu koronavirüs vakası adeta orduyu kırmızı alarma geçirdi. Yine İsviçre'de dördüncü sınıftan itibaren tüm öğrencilerin de maske takması artık zorunlu hale getirildi. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'de en enteresan bir haber var. Bir dilenci kendisini ceza veren İsviçre hükümetinden şikayetçi oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti ve tazminat kazandı. Bir dilenciden bahsediyoruz. Bakalım detaylar neler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsviçre'de Romanya uyruklu bir kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilmesini insan hakları ihlali olarak değerlendirdi. Strasbourg'da görülen davada mahkeme dilenen kişinin içinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle durumunu başkalarına bildirme ve temel ihtiyaçlarını dilenerek karşılamaya çalışma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Mahkeme şunu söylüyor. İhtiyaçlarını karşılamak için dilenebilirsin diyor. Enteresan. Öte yandan İsviçre dilenen kadına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yaklaşık 1000 euro tazminat ödemeye mahkum edildi dilenciye İsviçre hükümeti 1000 euro da tazminat ödeyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararda Romen kadının son derece yoksul bir aileye mensup, işsiz ve sosyal yardım olanaklarından mahrum olduğuna vurgu yapılarak kadının bu nedenle Cenevre'de defalarca dilenmek durumunda kaldığına dikkat çekildi. Cenevre'de geçerli olan yasalara göre dilencilik suç sayılırken Romanya uyruklu kadının yasağa rağmen dilenmeye devam ettiği bu nedenle çok defa çeşitli cezalara çarptırıldığı da öne sürüldü. 2014'te yaklaşık 464 euro para cezası verilen kadına 2015 yılında da 5 gün hapis cezası dilendiği için verilmiş. Enteresan bir haber. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. Bırak kardeşim diyor, dilensin diyor. Enteresan. Bilmiyorum bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli izleyicilerimiz İsviçre çok önemli bir kararı hayata geçiriyor. Nedir bu karar? Artık İsviçre'de yaşayanların evlerine fatura kağıdı gelmeyecek. Elektrik, su, gaz neyse işte hiçbir fatura gelmeyecek. Eylül 2022 tarihi itibariyle İsviçre'de bu durum hayata geçecek. Ben de bu adımı önemsiyorum ve takdir ediyorum. Yani Kağıt israfı ortadan kalkmış olacak. Postaya ödenen para ortadan kalkmış olacak. Biliyorsunuz bunların hepsi tüketiciye yansıtılan kalemler. Hal böyle olunca da bu karar internet üzerinden çok rahat bir şekilde yürüyecektir diye düşünüyorum. Zaten artık herkesin elinde akıllı cep telefonu var, bilgisayar var, laptop var. Yani tablet var, aklınıza ne gelirse tüm teknolojik cihazlar İsviçre'de herkeste mevcut. Böyle bir tablo varken Hala insanlara doğalgaz, su faturası gibi ya da diğer faturalar gibi kağıtların gönderilmesi tabii ki israf. Umut ediyor ve bekliyorum ki Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerde de bu hayata geçirilir. Ve her yıl milyonlarca ağaç kurtarılır. Aynı zamanda alınan bu karar çevreci bir karar. Ben de bu kararı alan İsviçre Federal Hükümeti'ni tebrik ediyorum. İnsanlar zaten ile ya da telefonlarına indirmiş olduğu aplikasyonlarla bunlara ulaşabilirler.